Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusuysa aslında artık herkesin evinde bulunan air fryer ya da evine almak istediği air fryer. Zamanında çok fazla heyecanla çekmiş. Şimdi ise bu ürünler yenilendi, ekstradan güzel özellikler geldi. Sizlerle beraber airfry nedir biraz ona bakacağız. Daha sonrasında da yenilenmiş yeni airfryların ne gibi özellikler sunduğundan bahsedeceğiz. Yemek hazırlamak için kısıtlı vakti olanların tercih ettiği ya da hızlı bir şekilde yemek yapmak istiyorum, sağlıklı bir şekilde yemek yapmak istiyorum, daha az yağ kullanmak istiyorum diyen birçok kişinin tercihi olan evinde bulunan sıcak hava fritözleri aslında airfryler. Artık evdeki fırınların yerini alan daha küçük kullanım alanına sahip bu airfryler gerçekten birçok kişinin evinde artık bulunuyor. Zamanında kapasiteler küçüktü. 1 litre, 2 litre, 3 litre gibi kapasiteler vardı. Artık bunlar 9 litreye kadar çıkmaya başladı ve yeni fonksiyonlar da eklendi tabii ki. Onlardan da bahsedeceğiz ama kısaca airfry nedir belki bilmeyenlerimiz vardır. Ondan bahsedeyim ve devam edeyim. Airfry sıcak hava teknolojisi kullanılarak tasarlanan, yiyecekleri pişirme, ısıtma, kızartma özelliği bulunan bir çeşit fritözdür. Sıcak hava fritözü olarak tanımlayabileceğimiz airfry yiyecekleri az yağ ile veya hiç yağ kullanmadan daha sağlıklı pişirme seçeneğini bizlere sunar. Konveksiyonlu bir çeşit fırın olan airfry sıcak havayı yüksek hızda dolaştıran bir fana sahiptir ve bu fan sayesinde yiyecekler çıtır ve gevrek dolu bir yapı oluşturur. Dediğimiz gibi özel bir fan sistemi sayesinde bu yiyecekler oldukça çıtır, sağlıklı ve daha az yağ kullanılarak bizlerin karşısına çıkıyor. Peki airfryer nasıl kullanılır? Oldukça kolay bir kullanıma sahip. Küçük bir alana yerleştirilmesi sayesinde ise alandan da tasarruf edebiliyoruz bu cihazlar sayesinde. Genellikle artık dijital bir ekran deneyimi bizleri sunuyor. Tabii ki her markanın kendi politikası farklı ama birçok marka birbirine benziyor zaten. Yaklaşık 180-160 dereceden başlayıp 250 dereceye kadar ya da daha fazla dereceye kadar çıkabilen cihazlar bunlar. Ekstradan fırına kıyaslayacak olursak bir fırına yemeği atmadan önce genelde bir 10 dakika ısıtma süremiz oluyor ama airfryer'larda böyle bir özellik olmuyor. Direkt cihazı çalıştırdığımızda artık yemekleri pişirmeye başlıyor. Ekstradan bir ısınma sürecine ihtiyaç duymuyoruz. Aynı zamanda bunun yanı sıra bazen donmuş yemeklerimiz olabiliyor. Annelerimiz dondurucuya attığı birçok yemek oluyor. Bunları da eritmek için de bu cihazları kullanabiliyoruz. Tabii ki yine dediğim gibi her markanın farklı özellikleri var. Bunların detaylarına bakmak istiyorsanız sizler bir MediaMarkt mağazasına uğrayıp size en uygun olan airfryer'a göz atabilirsiniz. Eğer siz bir öğrenciyseniz benim gibi ya da tek yaşıyorsanız litre kapasitesi de her cihazda değişiyor. Dilerseniz 1 litre, 2 litre, 3 litre sizlerin ihtiyacını görecektir ama bir mağa aileyseniz, çekirdek aileyseniz ve benim çok fazla misafirim geliyor eve diyorsanız artık bu cihazların kapasitesi genişledi ve 9 litreye kadar daha fazlaya kadar artabilen bir litre mevcut. Yani 1, 7, 8, 9 kişilik yemekler yapabiliyorsunuz artık bu cihazlarda. Geliştirilen bir başka özellik ise ve en çok beğendiğim özellik aynı anda iki şeyi de yapabiliyor olmanız. Gördüğünüz gibi şu an önünde Philips var. Farklı markaların da bu özellikleri var ama önünde olduğu için söylemek istiyorum. Farklı iki tane haznesi var. Yani bir tarafta patates cipsinizi yaparken yan tarafta köfte ızgaranızı ya da et ızgaranızı da yapabilirsiniz. Bu gibi farklı fonksiyonların olması da bu cihazları daha kullanılabilir kılıyor. Tabii ki kendinize uygun olanı buraya gelip deneyip test edebilirsiniz. Yemek yaparken en büyük sorunlarımızdan biri de genelde yemek yakma olur. Unuturuz. Annelerimiz bazen böyle dalgınlık olabilir ya da yeni yemek yapmaya başlamış bir kişi olabilirsiniz ve yemek yapmanın dakikasını unutmuş olabilirsiniz. Bunun için de geliştirilmiş aslında güzel bir özellik. Sizler ayarladığınız dakika boyunca o cihaz çalışıyor. 15 dakikadır, 20 dakikadır ve belli bir süre sonra kendini durduruyor. Kendini durdurduğu için artık yemekleri yakma gibi de bir özelliğiniz olmuyor. Bu da airfryer'ın bizim hayatımıza kattığı yemeklerin israf olmaması için güzel bir özellik. Eğer sizler de çok fazla unutkan biriyseniz belki bir airfryer'a sahip olduğunuzda dakikanızı ve derecenizi ayarladıktan sonra yemekleriniz artık yanmayacaktır diyebiliriz. Farklı modları da bulunuyor bu cihazların. Dilerseniz balık için, et için, ızgara için, tavuk için farklı fonksiyonlar bulunuyor. Bu da ekstrası. Ama bir başka özellik ve en güzel özelliklerden biri olan, en başlarda bunlar çok fazla yoktu ama artık bu airfryer'ları telefondan bile yönetebiliyoruz uygulama üzerinden. Dakikasını ayarlayabiliyoruz, durdurabiliyoruz.
ediyoruz. Uzaktan bu cihazlara müdahale edebiliyoruz. Bu da bir başka güzel özellik. Çok fazla markanın airfry modelleri var. Sizler dediğim gibi kendinize uygun olanı buraya gelip deneyip test edebilirsiniz. İhtiyacınıza uygun olan airfry'ı bulabilirsiniz. Çalıştırmak oldukça kolay. Anlattığım tüm özellikleri kendinize uygun olanınızı seçtiğinizde hangi yiyeceği yapacaksınız onu seçiyorsunuz, derecesini ayarlıyorsunuz ve yapmanız gereken tek şey fişe takıp başlatma tuşuna basmak. Daha sonrasında yemeğiniz sizler için hazır oluyor. Eğer aperatif bir şeyler yapmak istiyorsanız ya da yetiştirmeniz gereken acil bir şey varsa gerçekten hayat kurtarıcı bir ürün olduğunu söyleyebilirim airfryer'ın. Son olarak bahsedeceğim özellik ise aslında elektrik tarafı. Elektrik tarafında fırınlara göre daha az yaktığı aslında test edilmiş ürünler. Bu yüzden de eğer tasarruf etmek istiyorsunuz elektrik tarafındaysa bir airfryer'a sahip olduğunuzda bu da aklınızda bulunabilir. Elektrikten de tasarruf edebilirsiniz. Eğer sizler de bir airfryer'a sahip olmak istiyorsanız bir MediaMarkt mağazasına gelip ihtiyacınıza en uygun airfryer'ı burada bulabilirsiniz. Birçok özellik var. Ben sizlere kısaca bahsetmek istediğim airfryer'ların gelişmiş olduğunu da sizlere vurgu yapmak istedim. Buraya gelip dediğim gibi bir MediaMarkt mağazasına uğrayıp kendinize en uygun airfryer'ı bulabilirsiniz. Umarım videom sizlere yararlı olabilmiştir ya da aklınızda bu cihazı almak için bir çağrışım olmuştur. Karşınıza çıktıysa bu bir işarettir diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler yaşamak istiyorsanız bir airfryer'a da sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Hoşça kalın.